söyleyeceğim var. Ben karım, kitap bağlıyken nur kiren dizem, belki bu kitabı gelke o şeydi. O kışka açılıyken, kitabını göreyim, duayı açılıyken, koyu o şeydi. Demek bu, şiir arkalı fikirli ifade yetişen özüyle has yolu var. Şimdi nöbet elbette içtimai, siyasi, hukuki nutkuna mahiyeti nemeden ibaret buradır. Hukuki nutk esasen nemeye değinirdi degen savallar nihayetten mutluyum. Çünkü bir mesele bir şey, ben Hazreti Kitab'da Rahimbaki sizin vaizli peşleriniz kendin bir natip olsaydı Dimitri İvanovich Mendeleyev'in devlet sistemasındaki elementlerine göre takip vereyim dese ben organik ve ne organik kimyonu bilmiyorum ben, eğer yapılmakçı olsa demek bu, öz özünden arabayı kuru kalıp kaçış vayzakılı sapsada bazlık değildir. Bu ise biz düşüngen ve bilgen manadaki natık bilgin hem yirik hem trik düşmanı. Şunun için asasda hakikat ve adaletli mahiyetini oraya çıkarıp bekle su natıklığı alakalı olur tutar. Şu sahabı için mutakasiz, ustasını devreye takip edemem. Yürüdü İkvenler Doktor Profesör. Karanlıktır. Bize Ali'ye saçımızın ben biz babası der görürümüzü boşalt kalmadık deyip durar. Çünkü için ben hazır. Narkabın için babakın taş bir tehlike etsem atadan başa gelmiş sebep var. Aslında nasıl da hakikatke, doğrulukke, rastgölükke sözge mehir bulgen bu sonu çağırıyor. Arkadaşlar. Okşuyumuz mu okşamayız mı birbirimizle karayın. Fakat bunu saçlar, bunu saç yok diyemeyin. Kardeşler koyması için saçımızı alıyor aramızda. Assalamu aleyküm, hürmetli ustazlar, dostlar, aziz talebeler. Avalan bu sırada müşkür kriyatka dengeyimiz bilen çin yürekli tabiçler olsunuz. Hakikatta bu yılda ustazlar bilen Avrupa'ya gelişti. Memleketin bolgusu, başka ülkeler bilen Avrupa'ya gelişti. Yürekli fahri ithal verildi. Aslında biz Rahimboy Ağa'nın okul kette bulgenimiz, oramızda farklı kent olsa da bu kişinin ulaşıp TV dinine çıkıp böyle için eski Uzbek yazımlar örgütlerinde şiirlerde, doyanlarıyla yani gafırınçılığıyla ve başka türlü bu içtimai siyasi faaliyeti de bu kişinin oran görgen cihazlarımız bulgen bir geçilegen biz yürüsler için natıklık sanatından çok maruzları okuyanlar. Hakikatte bugün eğer insaniyetini bütün bana şu varlıktaki mavcudat sıfatı da onun güzelliğini nutku tüpayla idraki tüpayla özünün kadrını biletken mavcudat sıfatı kareydiğen bulsa ben öyleyemek eğer başka sayarlarda tırık canlılar bulsa elbette yeryüzündeki adamlara havası gelir. Çünkü yaratken her insanı söz bilen yaratken iken ve bu söz bilen bu dünyada batarlı. Ana şu devlet hakimiyeti, devlet başkaruğu tizimini sözlerinin içi de soğuk ağ, kişiye tasar ortazadigen, bunu erkinliği yok ki azadigini gafede çekleydigen sözlerden var. Biz bunu yürüdük sözler, yürüdük hareket, yok ki umuma yürüs birliğinizi atayız. Ular bu harflerden taşkil topladı, sözlerden taşkil alıp topladı. Bunu hem kimdir yazadı, kimdir bayan kıladı ve sözlerini icra kıladı. O şey sözler bizden gafede cihazlaş mümkün. Şunun için hem yürüdük dil, ağır dil hesaplanadı. Bu dilini kolleş için nihayet tekette bilim, tecrübe ve zübkalik gerekti. Ha? Uzun dışı manuzalarında biz kubrak yaşayacaktı yürüsler için merak başlayış kurslar dışlayınız. Advokatlar, sudyalar, prokurorlar, fıkıh diva kadınları, kadınları, yürüsler ve başka tayfadaki yaşayacaktı ustazlar, otomanlar, akıllıklarımız. Ularının şekillengen kadriyetlerini uzgarlar için nihayette kıyın. Birinci nerede mektepte boyatken bir harf kurbet olsam. Yok ki institut, üniversitelerde yürüdük talim bilen şokum yönetkenler için söz örgütüş olsam doğrudur kabul kılar.
Lekin yıllar davomida katta mansab vazifalarida ishlaganlarning so'zini o'zgartirish, so'zini to'g'rilash, tafakkurni o'zgartirish nihoyatda qiyin. Va voizni so'zlovchini, gapiruvchini, go'yandani taftish qilib o'tirishadi. Agar biz biror bir mavzuni tanlab mavzu o'qiyotgan bo'lsak, xususan ma'ruzim statistik raqamlardan, matematikadan, mantiqdan, noanaviy ilm natijalaridan foydalanamiz. Keling, xalqaro huquq bo'yicha qisqagina bitta ma'ruza qilaylik. Maqtashim mumkin, xalqaro huquq bu juda katta huquq sohasi hisoblanadi. Uning yaratuvchilaridan biri Saraxsiy degan ustoz bo'lganlar, shu O'rta Osiyoda tug'ilganlar deb xalqaro huquqni xalqaro huquq, xalqaro ommaviy huquq, xalqaro shartnomalar huquqiga bo'linadi, konvensiyalar, shartnomalar, hokazolar inson huquqlarini tartibga soladi, ayollar, erkaklar gender teng huquqligi bor, bolalar huquqsiz. Domla dedi, voyasi nima haqida gapiryapti o'zi? Chunki notanish so'zlar, notanish burchaklar, notanish davlatlar, notanish qadriyatlar, notanish qonunlar. Biz ma'ruzani nimadan boshlaymiz? Ayol va erkaklarning xalqaro huquqda tengligi, gender tengligini gapirmoqchiman. Yer yuzidagi ishning 70%ini xotin-qizlar bajaradi. Lekin yaratilayotgan mulkning 1%i xotin-qizlarga tegishli. Yer yuzining 66% savodsizi ham xotin-qizlardir. Mana shu 3 ta jumla, 3 ta gap nima haqida ketayotganligini bildirish kerak. Tahlil qiladigan bo'lsangiz, yer yuzida shartlar ravishda 50% erkaklar, 50% xotin-qizlar bo'lsa-da, buni 70% og'ir mehnatni xotin-qizlar yaratsa-yu, yana deylik 100%dan 1% mulk xotin-qizlarga tegishli bo'lsa, qani adolat? Qani gender tenglik bo'ladi? Qani bu yerda insof va diyonat? Qani bu yerda xalqaro huquq degan savol paydo bo'ladi? Mana shu yuridik tilning faqat bayon qilinishi u qonunlarga, hujjatlarga, olimlar yaratgan falsafiy, siyosiy, nazariy, huquqiy adabiyotlardan nimalarnidir olib ularga tayanib gapirish emas. Nimani gapirmoqchimiz? Nimani muammo qilib olib chiqishimiz kerak? Va buni yechimi qayerda? Va u bizni so'z orqali qanday tarbiya toptiradi? Va biz insoniyat o'rtasida qanday huquqlar orqali o'zimizni himoya qila olamiz degan masalalar paydo bo'ladi. Ana shu nuqtai nazarda milliy qonunchilik hujjatlarini tahlil qilish, o'rganish va o'rgatishda ham so'zning idroki nihoyatda katta. Va biz so'zni tashbihlar orqali, tasavvurlar orqali, chizmalar orqali, ranglar orqali tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kuni kecha 23 dekabr kuni biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 7 nafar deputati va Yuridik universitetini va men ishlayotgan Yuristlar malakasi oshirish markazining bir yosh juvon qizimiz bilan shu bir taraqqiyot formulasi degan ko'rsatuvda ishtirok etdik. Tahlil qilib turdik. Deputatlardagi huquqiy axborotning kamligi, bo'layotgan huquqiy islohotlarni anglash darajasining pastligi va bo'layotgan jarayonlarga xalq vakillari sifatida undov berish, turtki berish, yo'l ko'rsatish o'rniga hisobotlarni tayyorlayotganligi qog'ozda insonni qashani keltiradi. Va davlat rahbari kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartirishimiz kerak. Kerak bo'lsa qonunlarni qaytadan yozib chiqishimiz kerak. Kerak bo'lsa mamlakatni huquqiy qadriyatlarni o'zgartirishimiz kerak degan tashabbusni boshqacha tushuntirishga harakat qilishadi. Va shu joyda so'z olib gapirishga to'g'ri keldi. Ko'rganlar bordir, yana qaytarib berishadi. Biz oddiygina qilib tushuntirdik.
Bir 1992 yılda yaratılan konstitüsiya hali biz devlet qanday bo'ladi? Bu devlette qanday odamlar yaşaydi? Bu devletin kamida 25 yıllık ko'rinishi arxitekturasi qanday namoyon bo'ladi? Fakat tasavvurlar orzular bilan yaşayotgan davrlar edi. Shuning uchun biz xalqaro huquq normalaridan, inson huquqlariga tegishli bo'lgan qoidalardan, rivojlangan davlatlarning ijobiy va salbiy ta'sirlaridan olib konstitutsiyani 128 modda, ya'ni 6 bo'lim 26 bobga joylashtirdik va bu konstitutsiya biz 30 yildan beri yonma-yon yuribdi. Lekin konstitutsiya orqada qoldi. O'zbekiston 21 milyon aholiga ega bo'lgan mustaqillik davrida O'zbekiston xalqi 36 millionga o'sdi. Jamiyatning o'rtacha yoshi 27 yoshga aylandi. Yoshlar mamlakatlari paydo bo'ldi. Mamlakati paydo bo'ldi. Ehtiyojlar yoshlarga qarab ketdi. Va bugun O'zbekiston yoshlari dunyo kesa boshladi. Va nihoyatda ko'p huquqlarimiz borligini anglay boshladi. Juda ko'p erkinliklarimiz qonunlarga kirmay qolganligini sezdik. Davlat bo'lib boshlaganimizda davlat, jamiyat, inson degan chizmada ish boshlagan edik. Bugün insan, cemiyet, devlet degan çizmeni biz yo'lga olib chiqmoqchimiz. Ve şundaydı ki, insanın hukuklarını topiş, onun mecburiyetlerini topiş, onun liklerini topiş, orkada konstitutsiyani yaratış zaruriyeti paydo bo'lganligini uchta so'zda ko'rsatib berishga to'g'ri keldi. Agar da şunu anglab tushuntirib bermasak, cemiyette boshqacha fikir paydo bo'lishi mumkin. Kim geldi? Qaysidir organ geldi? Qaysidir hokimiyat idorasi geldi? Konstitutsiyani o'zgartirish manfaat keltiradi degan xulosaga boriladi. Va konstitutsiyani o'zini qanday tushuntiramiz degan tushuncha ham doimiy ravishda yuristlarni qiynaydi. Konstitutsiyani tili qotgan yoki tili faqat shu chizimlar orasida yana ramkada gapiradigan huquqshunos bo'lsa aytadi. Konstitutsiya davlatning siyosiy pasporti, unda huquq va majburiyatlar belgilangan, davlatning hokimiyat va boshqaruv organlari tizimlari joylashtirilgan qonusdir, qonundir, asosiy qonundir deb shuni tushuntirishadi. Shu gapni o'ylaymanki, yoshlarimizga hech narsa tushunishmadi hozir. Men konstitutsiyani boshqacha tushuntirishga harakat qilaman. Agar davlatni katta bir daraxt deb qarasak, konstitutsiya daraxtning tuproq ostida biz ko'rmayotgan ildizlaridir. 6 ta o'q tomiri, 26 ta katta tomiri va 128 ta kichik tomirdan iborat bo'lgan daraxtning tuproq ostidagi ildizlari bu konstitutsiya. Daraxtning tanasi 18 ta katta-katta qonunlar, 18 ta kodekslar. Daraxtning shoxlari bu 600 ta qonunlar. Daraxtning shoxchalari 30 mingga yaqin qonun osti hujjatlari. Daraxtning barglari bizning tafakkurimiz. Agar biz shu konstitutsiyani, ya'ni davlatning ildizini tasavvur qila olsak, garchi tuproq ostida bo'lsa-da ko'rmasak, biz huquqlarimizni anglay boshlaymiz. Bizni issiq va sovuqdan daraxt himoya qiladi. Yani davlat himoya qiladi degan masala bo'ldi. Mana konstitutsiya bitta chizmani ko'rsatib berishi mumkin. Va shuni agarda shu 5 yoshlik nabiramizga konstitutsiyani chizib ko'rsatsak, u davlat nima? Konstitutsiya nima? Qonun nima? Kodeks nima? Biz qanday manfaat topamiz? Yoki idrok qila olmasak, tasavvur qila olmasak, issiqda, sovuqda, bo'ronda, yomg'irda jazo topamiz degan xulosaga keladi. Shuning uchun yuridik tilning ahamiyati, yuridik so'zning ahamiyati nihoyatda og'ir va ta'sirchan. Shuning uchun sudlar o'zlari tomonidan yozadigan hukmlar, ajrimlar, qarorlar, hal qiluv qarorlari deb ataladigan hujjatlarni O'zbekiston nomi bilan boshlaydi. O'zbekiston Respublikasi nomidan kuni, joyi, sudyaning nomi. Sodir etilgan jinoyat tafsilotini o'qib kelgandan keyin hukm qiladi. Eshmat, toshmat
Toshmatovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi V bandi 6-partiyasi bilan paloncha jinoyatni sodir etganligi uchun palon hamma jinoyatlarni jamini qo'shib og'iridan yengiliga o'tib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilsin. Nuqta. Jazo kuchaytirilgan muassasada o'tatilsin. Jazo falon kunda boshlanganligi ma'lum qilinsin. Sudya paloncha. Xalq maslahatchilari paloncha. Mana shu oddiygina bir varaqdagi iborat matn qog'ozda turibdi. U so'zga aylantirilgandan keyin u davlat nomidan e'lon bo'ladi. Va bu davlat nomidan e'lon bo'lganligi uchun ma'lum bir shaxsning ozodligi cheklanadi. U oilasidan, ish joyidan, jamiyatdan tortib olinadi va jazo o'tash muassasasi uchun mamlakatning qaysi biridir binosiga joylashtiriladi. Va uning juda ko'p ozodligi cheklanadi. Shuning uchun yuridik til nihoyat og'irdir va nihoyatda sharaflidir. Amerika Qo'shma Shtatlarida Miranda degan bir fuqaro yashab o'tgan. O'rtog'i bilan bir kun, bu taxminan 1960-yilgi yillarda, ozgina shu pivo ichib, ko'proq ichgan shekilli, qo'shilayki, yallo qilib ko'chadan kelyapsa, ikkita politsiya xodimi uni to'xtatib, yerga ag'darib, qo'lini orqasiga qayirib, ustiga chiqib, uni nima uchun ichganligi, nima uchun odamlarning tinchligini buzib, qo'shiq aytib kelayotganligi, nima uchun o'zini ko'chada yomon tutayotganligini vaj qilib, unga deylik jismoniy azob berayotgan paytda iltimos qiladi. Hurmatli politsiya xodimlari, meni tik turishimga ruxsat bering dedi. Ruxsat berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Konstitutsiyasining falon moddasiga ko'ra men qaysi jinoyatim uchun gumonlanayotganligim yoki ayblanayotganligimni menga asoslab berishingizni so'rayman degan so'zi Konstitutsiya nomi bilan bog'langanligi va bilimli bo'lganligi va u fuqaro shani grajdan sifatida o'zining huquqlarini talab qilish huquqiga ega bo'lganligini namoyish qilganligi uchun ham ikki politsiya xodimi kechirim so'rab va butun dunyo qonunchiligida Miranda qoidasi norma sifatida kirib ketdi. Ya'ni jumladan O'zbekistonda ham har qanday harbiy fuqarolar, jumladan ichki ishlar xodimlari va boshqalar fuqaroni qaysi jinoyatda yoki qaysi qilmishi uchun gumon qilinayotganligini bayon qilib tushuntirib berish kerak va hurmatini joyiga qo'yish kerak va ular bilan shaxsini aniqlash uchun tegishli muassasaga borishini taklif qilish kerak. Va to'g'ri gapirsa, kelgusidagi mabodo sodir etgan jinoyati uchun jazo tayinlanishiga yengillik berishi mumkinligini tushuntirish kerak. Man so'zining kuchi qayerda? Agar o'sha Miranda degan fuqaro o'zining haqqini, huquqini so'zlar orqali tushuntirib, bayon qilib, haqqini talab qilmaganda edi va deylik, minglab Mirandaga o'xshaganlarga o'xshab, balki bir necha sutkaga deylik muassasaga joylashtirib, o'ziga kelguncha jazoga o'tishi mumkin edi. Shuning uchun ozodlik berish, erkinlik berish, hurriyatga borish ham so'zlar orqali. Va aksincha, ozodlikni cheklash, jazoga tortish, jazolash va huquqlardan mahrum qilish ham so'zlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun yuridik til bu insoniyatning o'ylab topgan tili ekan. Buyuk allomamiz, bobomiz, Farobiy bobomiz Fozil odamlar shahri asarida ana shu nazariyalar, shu g'oyalarni bergan. O'rta asrlarga kelib bobolarimiz, buyuk mutafakkir bobolarimiz bu g'oyalarini, nazariyalarini yuridik tilga ko'chirishgan. Va bugun xalqaro huquqning asoschisi ham haqli ravishda bizning bobomiz Saraxsiy ekanligini shogirdlarimiz ko'rsatib turishibdi. Agarda biz yuridik tilni yaxshi o'zlashtirsak, so'zlarni bir-biridan farqini ajrata olsak, qonun nima, farmon nima, qaror nima, buyruq
nima, farmoyish nima? Biz unga itoat etamiz va uni anglash orqali o'zimizda tafakkur paydo bo'ladi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat orqali o'zi boshqariladigan jamiyatga boramiz. Va dunyoda shunday davlatlar, shunday jamiyatlar borki, jinoyat sodir etilishdan uyalishadi. Shvetsiyadagi davlatga borganimizda juda katta rahbarlar bilan, oliy sud raisi bilan gaplashib o'tirsak, 10 millionga yaqin aholisi sog'lom mamlakat aslida sotsialistik tuzum o'shanda o'zi. Bu qancha muassasa bor desak, bizda 12 ta, hali tilimizda turma bor deyishdi. Qancha odam bor bo'lsa, hech kim bilmaydi dedi. Nima ishlayapsizlar dedi. Hech kim bo'lmaganligi uchun o'sha jazoni o'tash muassasalarida ishlayotgan odamlarning oylik ish haqlari 3 barobarga oshirilgan. Odam yo'q, jinoyatchi yo'q, jazolanuvchi yo'q. Lekin byudjet, hukumat bergan byudjetni o'sha sarflash uchun, jazo o'tamayotganligi uchun, jamiyat sog'lom bo'lganligi uchun 3 qism ishlamayotganlarga oylik to'lanyapti. Va bu turmalarda nima qilyapsiz desa, yonimizdagi davlatlarga ijaraga berdik deyapti. Mana so'zning kuchi, mana tarbiyaning kuchi, mana madaniyatning kuchi. Ana shu nuqtai nazardan yuridikda bugun tergovchidir, sudyadir, boshqarma xodimidir, soliq xodimidir yoki suddir albatta iste'molda bor va biz huquqiy bilimimiz qancha baland bo'lsa, huquqiy madaniyatimiz shuncha yuksaladi va o'zi boshqariladigan fuqarolik jamiyatiga o'tamiz. Va bu jamiyatda qilmishlar, nojo'ya harakatlar va jinoyatlar bo'lmaydi. Hozircha aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shulardan iborat edi. Biz ma'ruzalarimizda ustozlar aytganidek har xil replikalarda yuridik til bosim o'tkazishini hisobga olib, latifalarda yoki deylik inson ruhini qo'zg'atuvchi fikrlardan albatta foydalanamiz. Ayniqsa filmlardan juda ko'p misollar keltiramiz. Ana shu oraliqda gapirilgan 10-15 daqiqadagi yuridik so'zlar ong ostiga joylashib qolish uchun o'sha qiziq anekdotlar, latifalar, replikalar yoki qiziq voqealar doimiy ravishda tinglovchilarimizni va har bir kishini yuridik tilni tiklab olish, eslash imkoniyatini beradi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Haqiqatda endi biz nutqda nima uchun bunga ehtiyoj paydo bo'lib qoldi? Mana yaqinda bir matbuotdashni ko'rsam, Roman Vasilenko, Vladislav Ganduras. Faqat Gorbachev paytida boshlandi ritoriga notiqlik dedi. Demak, bu o'z-o'zidan so'z erkinligi, matbuot erkinligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan jarayon. Davlatimiz rahbari xuddi shu ma'noda o'z fikrini emin erkin aytadigan yoshlarning fikriga, nutqiga tayanish zarurati. Bu esa kelajakka xizmat qilish uchinchi renessansni, tamaddoshiga xizmat qilish borasida juda ibrat olamiz, fikrlarni aytib berishlarini bilamiz. Shunday emasmi? Xo'sh, endi nima qilamiz?